Hindistan'ın her yerinde tanrıça resimlerine rastlamak mümkün. Tanrıçalar doğanın birinci güçlerini, enerjiyi ve doğurganlığı temsil ederler. Resimlerde yalnız ya da erkek tanrılarla eşlik ederken görülebilirler. Yüzünde öfke ya da merhamet ifadesi olan resimlerini hatırlayabilirsiniz. Tanrıçanın bilinen en popüler formu Durga'dır. Durga, Bengal'de çok saygıdeğer bir figürdür. Ve Hindistan'da yaşayan Bengalliler, evlerinden uzakta bile olsalar, Ekim ayının başında Tanrıça Durga'nın festivali, yani Durga Puja başladığında 10 gün boyunca kutlamalar yaparlar. Kutlamalar süresince Tanrıça Durga'nın hasırdan yapılmış bir iskelet üzerine kil kullanılarak heykelleri yapılır. Canlı renklere boyanan heykellere güzel kumaşlar giydirilir. Yapılan heykeller sergilenir ve heykeltıraşlar eserleriyle ödüllü yarışmalara katılırlar. Heykellerde Durga'yı bir aslanın üzerinde, iblisi yenemeyen erkek tanrıların kendisine verdiği silahları ellerinde tutarken görebilirsiniz. Durga heykellerinde değişmez olan şey bir aslana biniyor olması ve göğsü Durga'nın ellerinde bulunan üç uçlu mızrakla yaralamış olan bir insan figürünün bulunmasıdır. Durga, kötü güçleri kişisel bir düşmanlık sonucu değil de adaletin adaletsizliğin, iyiliğin de kötülüğün üstesinden gelmesi için gelmiştir. Festivalin sonunda heykeller yakındaki bir nehre götürülüp suya bırakılır. Kilden yapıldığı için ve kilin toprağa geri dönmesi gerektiği için Durga da toprağa geri döner. Bu esnada ağlamaktan tükenmiş ve bir sonraki sene geri dönmesi için Durga'ya yalvaran yetişkinleri görmek hiç de şaşırtıcı olmayan bir manzaradır.